İsrail-Hamas olaylarında yine savaşında, İsrail-Filistin savaşı demiyorum çünkü neden? İsrail-Hamas savaşı diyorum şu anda. Çünkü Filistin yani şu anda legal olarak yani de facto olarak barışı Batı Şeria'da olan, toprağı olmayan ama de facto da bir devlet yönetimi olan, Birleşmiş Milletler'de evet kendini bir şekilde kabul ettirmiş Abbas'ı göremiyoruz. Abbas doğru dürüst bir açıklama da yapmıyor. Yani Filistin'le ve Hamas'la ilgili veya intifadayla ilgili veya toplu bir evet biz de Hamas'ın yanındayız diyemiyor. Böyle diyememesinin sebebi aslında Filistinliler arasında da yani El Fetih'le Hamas arasında da bir kopukluğun olduğunu anlıyorsunuz. Ve bu kopukluk ister istemez Filistinli masumları etkiliyor. Kadınları, çocukları biliyor musunuz arkadaşlar? Hayatlarını Gazze'de kaybedenlerin %60'ı kadın ve çocuk. İsrail'de durum çok mu farklıdır diye tahmin ediyorsunuz? Hayır. Orada da hayatlarını kaybedenlerin çoğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor. Şimdi gelen son bilgiler toplamda 2500'ün üzerinde hem İsrail'de hem de Gazze'de insan hayatını kaybetti. 2500 insandan bahsediyoruz. 2500 candan bahsediyoruz. Hem İsrail şehirlerinde hem Gazze'de. 5000'in üzerinde yaralıdan bahsediyoruz. Böyle acı bir durumdan bahsediyoruz. Enkaz altındakilerden bahsetmiyoruz Gazze'deki. Ayrı bir tehlike de o zaten. Onların çürümeye başlaması, onların çıkartılamaması, çürüdükçe hastalıkların artması, su ve elektriğin olmaması işte Ahmet de görüntüler ekrana getiriyor. İşte bakınız zor bir durum yaşıyor şu anda Gazze. Yani hiçbir şekilde savaş hukukunun uygulanmadığı bir ortamdan bahsediyoruz. Hamas ne yapmak istedi? Evet, Hamas saldırılarıyla başladı. 3000-5000 tane roket atmış. Ne kadar attığını da kesin olarak tam bilmiyoruz. Kimisi 2500 diyor, kimisi 5000 diyor. Peki arkadaş, Hamas bu roketleri nasıl içeri soktu? Hamas düzenli ordusu yokken, paramiliter bir yapıyken, tankın, uçağın, bilmem ne, denizin, denizaltının uçağın, deniz gemin yokken veya savaş gemin yokken, düzenli ordu birliklerin yokken, sen niçin böyle bir şeye girebilirsin? Halkını nasıl böyle bir felaketin içerisine atabilirsin? Sorgulanması gereken birincisi bu. Bu evet bir planın parçası mıydı? İsrail ve Amerika tarafından Hamas'ın içerisine sızdırılmış ajanlar tarafından veya Hamas onlar tarafından kurulmuş bir örgüt müydü? Veya Hamas liderleri ne yapmak istiyorlardı? Yani bölgeyi ateşe mi atmak istiyorlardı Filistin'le birlikte? Bunu zaman gösterecek bize. Ve şu bilgiyi de vereyim. İsrail'in bundan haberinin olmaması, bu hazırlık 3000-5000 roket, veya ne bileyim işte bundan sonraki şehir savaşlarında getirdikleri veya depoladıkları silahlar bunları nereden sokabiliyorlar? Kara abluka altında Gazze şeridi. İsrail'in ablukası altında. Deniz İsrail'in ablukası altında. Bir Mısır'da kapı var, o da kontrol altında. Nereden girdi bu silahlar? Girerken hiç görmediniz mi? İsrail, Mossad, Şimpet'in bunu görmemesi, CIA'nın bunu bilmemesi mümkün mü ya? Bakın Amerikalı senatör diyor ki, Amerikalı senatör. Dün bir açıklama. Mısır istihbaratı 3 gün önce İsrail istihbaratına Hamas'ta tehlikeli şeyler var. Dikkat edin uyarısında bulunmuş. Ve bunu 3 gün önce yani Hamas saldırısının 3 gün öncesinde Amerikalı bir senatör söylüyor. Bu uyarıyı Mısır yapacak. Ve İsrail'in bunu dikkate almamasını düşünüyor musunuz? Hadi diyelim gözlerinden kaçtı. CIA'nin, Şimpet'in, Mossad'ın gözünden kaçtı. Ulan adam seni 3 gün önce uyarıyor. Mısır istihbaratı diyor ki Hamas bir şeyler yapacak. Çok tehlikeli. Bunun önlemini al. Sen buna da bir önlem almıyorsun. Yani bir şeylere zemin hazırlıyorsun. Bir şeylerin önünü açıyorsun ve sesini çıkartmıyorsun. Yani kendine bir gerekçe bulmaya çalışıyorsun. İsrail yönetiminden bahsediyorum burada. Ve o gerekçeyi de buldu. Kara harekatı ama şöyle de bir açıklama geldi son. İşte bakın Ahmet işte bu görüntüleri paylaşıyor. Gazze'de çocukların ölümü. Efendime söyleyeyim, kadınların ölümü, yaşlıların ölümü. Bunlar masum insanlar. Bu çocuğun ne günahı var ya? Bu çocuğun ne günahı var? Hiçbir şeyden habersiz bir çocuktan. Burada da veya Suriye'de de bunun bir ayrımını yapmıyorum ben. Acının veya masumların ölümünün ayrımını yapmam mümkün değil zaten. Geçmişte İsrail'in yönetiminin nasıl devlet terörü yaptığını da biliyorum. O insanları, o çocukları yollarda süründürdüklerini, ters kelepçe yaptıklarını, canı istedikleri herkesi gözaltına alabiliyorlardı. Hatta öldürebiliyorlardı. Hatta kutsal mekanlara giriyorlardı. Hamas çok mu farklı? Terör örgütü. Geçmişte yaptıklarıyla birlikte terör örgütünden bahsediyoruz. Ya, Hamas'tan bahsediyoruz. Ya. Ne olduğu belirsiz bir örgütten bahsediyoruz. İşte ikisi, biri devlet terörü yapıyor. Diğeri zaten yasa dışılığı her zaman yapabilir. Hiç
bunda bir paramiliter bir yapıdan bahsediyoruz. Öyle düzenli ordu birliklerinden filan bahsetmiyoruz. Silah alan herkes gidebilir, yapabilir. İşte gelinen noktada iki hukuksuz, biri devlet terörünü rahat uyguluyor, diğeri onun için önemli değil. Her türlü yasal yasa dışı vururum ederim havasında ve masum insanları da bu şekilde kastediyorlar ve katlediyorlar. Katledilmesine imkan veriyorlar. Hani filler tepişir, insanlar öpüşür ya, insanlar filler tepişir, çimler ezilir. Aynı şekilde masum insanlar, bebekler, kadınlar, gençler, yani bu savaşla, bu kirli savaşla işi olmayan herkes artık namlunun ucunda ve ölebilme durumu var. Canından olma durumu var. Şöyle bir açıklama geldi İsrail'den. Kara operasyonuna hazırlanıyoruz. Operasyon için daha karar vermedik. Şimdi bu çok enteresan bir cümle. Sakin şu anda, onu da söyleyeyim. Sakin şu anda Gazze sakin, İsrail'in şehirleri sakin, Tel Aviv sakin. Herhangi bir sıkıntı yok ama bu cümleyi kullanan kişi Savunma Bakanlığı sözcüsü. Kara operasyonuna hazırlanıyoruz Gazze'de ama operasyon için daha karar vermedik. Yani ya bir çeviri eksikliği var burada ya da şehir savaşlarından korkuyor. Bence yani Gazze'nin içerisine, yıkığın döküğün içine girmek İsrail askeri için, İsrail yönetimi için büyük risk. Ve şu anda gözü yemiyor gerçekten. Tamam, şehri sen talan etmişsin. Tabii. Hamas mı vermiş bunu? Mehmet diyor ki kara operasyon olduktan sonra Gazze'ye girdiğimizde ateşi bekle dur emri yok. Yaklaşan herkesi öldürün. Hamas da aynı zaten tehditte bulunuyor. Sen diyor Gazze'ye girersen şehir savaşlarına hazır ol. Ben de diyor senin havalimanlarını, oralarını, buralarını vururum diye. O da tehdit etmeye başladı. Amerika destek verdiğini duyurdu bir kez daha, onu söyleyeyim. CNN International'ın bir haberi var. Amerika'nın ilk istihbaratı, İran bile şaşırmış Hamas'ın yapmış olduğu bu saldırıya. Ahmetciğim, o grafikler içerisinde, çünkü Hamas daha FKÖ ile savaşıyordu, bu da İsrail'in işine yarıyordu. Geçmişte öyleydi. FKÖ ile savaşan bir Hamas vardı çünkü, biliyorsunuz. Şimdi grafiklerden kim kimi destekliyor ona bir bakalım. O güncelledik çünkü biz onu. Ve işte İsrail-Hamas savaşında, Filistin savaşı demiyorum ben buna, çünkü Abbas şu anda ne yapacağını bilmiyor. Yani Hamas'ı mı desteklesin yoksa desteklemesin mi bilmiyor. Dışişleri Bakanı, ABD Dışişleri Bakanı bugün veya yarın Abbas'la görüşecek. İsrail'i destekleyenler ABD, Ukrayna, Hindistan ve Azerbaycan. Burada Azerbaycan enteresan bir konumda. Yani İsrail'i desteklemesi, İsrail devletini desteklemesi çok manidardır diye düşünüyorum. Belki deminki o arkadaş ondan bana hakaret etti, bilmiyorum. Hamas'ı destekleyenler, yani tam Filistin diye, yani Filistin Abbas hükümeti diyemeyiz aslında. Yani Gazze'de yaşayan Filistinlilerin büyük kısmı diyebiliriz. Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler gerçekten Hamas'ı destekliyor mu, desteklemiyor mu bilmiyorum. Çünkü Batı Şeria Abbas'ın kontrolü altında. Diğeri Gazze ise Hamas'ın kontrolü altında. İşte böyle de bir ayrım var veya parçalanmışlık var. Filistin de tam bir bütün değil. İran ellerinden öperiz dedi Hamas'ın. Irak, Suriye, Lübnan, Yemen, Ürdün, Kuzey Kore, ki Lübnan'dan biliyorsunuz Hizbullah, İran Hizbullah'ın atışları vardı, roket atışları vardı. Dün akşam saatlerinde haberi getirmiştik ve sızmalar olabilir diyordu İsrail hükümeti. Evlerinizin kapılarını kilitleyin, dışarı çıkmayın. Lübnan sınırına yakın yerlere uyarı yapıyordu. Tarafsızlar var. Türkiye bence en akıllı politikayı izliyor. Yapılması gerekeni yapıyor. Yani nedir? Savaşa mı atacağız yani bölgeyi? Zaten savaş içerisinde bölge. Bir de hadi savaşı mı diyeceğiz? Veya Van Münih deyip bir yerden bir yere taraf mı olacağız? Her zaman yaptığını yapmıyor. Şu anda akılcı bir politika yürütüyor diye. Rasyonel politika yürütüyor. Türkiye, Çin, Rusya, Mısır, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Malezya. Hatta Türkiye Hamas ile rehineler var. 100'e yakın rehine olduğunu biliyoruz Hamas'ın elinde. O rehinelerin serbest bırakılması için bir müzakereye de başlanmış Türkiye tarafında. O da söylüyor. Hamas, İsrailli bir kadın ve iki çocuğu serbest bırakmış. Belki de artık kimin araya girmesi bilmiyorum. Katar'da, çünkü resmi olarak orada bildiğimiz kadarıyla Katar İsrail'in resmi müzakerecisi. Ama birçok ülke de müzakere konusunda çabalıyor. Çin ve Mısır, işte Rusya, Türkiye vesaire gibi, bu gibi çabaların içerisindeler. İsrail Sağlık Bakanı'nın şu açıklaması var.
eğer bu sırada yaralılar olursa, işte karşılıklı çatışmalarda hiçbirine bakılmayacak. Yani Hamas'larla çatışmalara girdiği andan itibaren hiçbir yaralıya bakılmayacak. Belki de masumlara da bakılmayacak, bilemiyoruz. Nasıl yapacaksın? Adamın elinde silah yok, hiçbir şey yok, yaralanmış. Orada mı bırakacaksınız adamı yani? Orada mı veya kadını veya çocuğu sokak ortasında ölsün diye mi bırakacaksınız? Veya ona başka bir muamele mi yapacaksınız? Bu da aslında çok rahatsız edici bir durum. Şimdi yine en büyük tehlikelerden... ne denmiş? Tamam. Tabii İran, tabii. Ermenistan. Yatırımları var. Evet, İsrail'in bir Azerbaycan'da petrolle ilgili çok sıkı yatırımların olduğu, ardından İran olayında İran-Azerbaycan gerginliğinde Azerbaycan'dan yana taraf tuttu. İşte bu sebeplerden dolayı ahde vefa gibi bir şey Azerbaycan'da yaptı. Şimdi burada bir de ama acı çeken bir Filistin halkı var. Yani acı çeken insanlar var. Onun için bir müzakere başlatılması gerekiyor. Siz ben kuralsız bir şekilde savaş yapacağım, kuralsız bir şekilde insanları öldüreceğim, hiçbir şekilde savaş hukukunu uygulamayacağım denilen bir ülkeye destek veriyorsunuz. Arkasında Amerika Birleşik Devletleri de var ve siz insanların, masumların, kadınların, çocukların, yaşlıların her iki kesimde de, çünkü savaş dediğimiz olay bulunduğu yerle kalmıyor ki, dalga gibi bütün her yere yayılıyor ve o acı o kadar büyük oluyor ki vuran da zarar gören de masumlar da bundan büyük yaralar alıyor. O yüzden savaşı kışkırtmaktansa, savaştan yana taraf olmaktansa en azından arabulucu olarak görev almak bence çok daha faydalı olurdu. Azerbaycan yönetimine en azından ben bunu iletiyorum. Ve bakın fosfor bombasının kullanıldığı söyleniyor İsrail tarafından Gazze'de. Fosfor bombası ne demek? Onu da dün bir bu işi bilen birisiyle konuştum, eski bir asker. Diyor ki soluduğunuz anda içinizdeki iç organları eritiyormuş. Fosfor bombasının özelliği de buymuş. Erite, evet, erite bak onun devamını getirmeyeyim ben artık. Erite maalesef çürütüyor. O gemi neden geldi acaba demiş. O gemiyle ilgili dün biz bir haber yaptık. O gemi yani neydi? Ford gemisi. Ford gemisi, Gerald Ford gemisi. Bundan iki ay önce Akdeniz'de tatbikat yapıyor bizim TCG Anadolu'yla. Seçim öncesi hani denize indirildi, daha sonra İstanbul'da vatandaşa gezdirildi, helikopter veya uçak gemisi gibi bir gemi var ya, onunla birlikte Akdeniz açıklarında, Antalya açıklarında tatbikat yaptılar. Ve bu tatbikattan beri burada bu gemi. Şimdi Eisenhower'ı gönderiyorlarmış. Yani bu geminin burada olması, iki ay önce bizim Türk gemisiyle birlikte bu sularda Doğu Akdeniz'de tatbikat yapması bana çok manidar geliyor. Bana bir misyonunun olduğunu hatırlatıyor. Veya bana bir asıl görevinin ne olduğunu hatırlatıyor bana. Tabii bunu bilmem benim mümkün değil. Ama sadece benim yaptığım bu şekilde puzzle'ı tamamlayabilmek. Eisenhower uçak gemisi de yola çıkabilirmiş. ABD yönetimi bunu açıkladı. ABD karaya asker indirmeyecek. Denizden vuracak. Onu bir kez daha söyleyeyim. Ve havadan vuracak. Aynı ABD Bin Laden hikayesi dejavusu. Şimdi İsrail, Hamas. ABD Bin Laden'i bahane edip Irak'a çökmüştü. İsrail de Hamas'ı bahane edip Lübnan ve çevre ülkelerine çökecek demiş. Bir şey haritası vardı, verir misin Ahmet? Orta Doğu haritası. Yani nereleri işgal edebilir? Yani eğer durdurulmazsa, gerçekten Orta Doğu'nun haritasını değiştireceğini iddia ediyorsa faşist yönetici Netanyahu ve ekibi, şimdi bir de savaş kabinesi kurmuşlar muhalefetle birlikte. Yani gözlerini tamamen karartmış bir İsrail'den bahsediyoruz. Çünkü arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika Birleşik Devletleri mesafeli dursaydı ABD mesafeli dururdu. İsrail de masaya oturmak zorunda kalırdı. Bu tabii ki atılan 3000 veya orada ölen 2000 masumun geri gelmesini sağlamaz. Ama en azından bundan sonra hayatını kaybedebileceklerin önüne geçebilir. Sağlam bir anlaşma yapılır ve Birleşmiş Milletler veya ne bileyim uluslararası gözlemciler ve uluslararası askerlerle korunan bir bölge haline getirilir. Gazze veya herhangi yerler. Ama böyle bir durumun artık olamayacağını söylüyoruz. Bakın İsrail eğer Netanyahu'nun dediğini yaparsa Lübnan'ı işgal edebilir. Suriye'nin güneyini işgal edebilir. Sağda Ürdün görüyorsunuz. Ürdün'ü işgal edebilir. Altta Suudi Arabistan görüyorsunuz. İnin Ürdün'ün altından o şeyi, Suudi Arabistan'ın güneyini işgal edebilir.
Mısır girebilir mi bilmiyorum. Yani bunların hepsi olabilecek şeyler. Bir de güç haritası vardı, onu da ver. Bakın çok detaylı bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Güç haritası, bu bölgede bulunan ülkelerin güç haritası. İsrail 145 ülke arasında 18. sırada. Saldırı helikopteri 48, uçak sayısı 601, asker sayısı 309 bin, tank 1760, fırkateyni yok. İşte bu bölgede Mısır var 15. sırada, İsrail'den daha kuvvetli ordu gücünde. Saldırı helikopteri 92, uçak 1069, asker sayısı 767 bin, tank 4664, fırkateyn 13. Bu bölgede Ürdün'e baktığımızda hemen yan komşusu, arada büyük fark var. Yani hapşırsa şeyi alır, Ürdün'ü alır yani. 44 helikopter, 256 uçak, 154 bin asker, tank 1588, fırkateyn yok, zaten deniz yok orada. Lübnan'a baktığımızda Lübnan 111. sırada, kendisi iç savaşla meşgul. Saldırı helikopteri yok, uçak sayısı 78, asker sayısı 64 bin, tank 361, deniz gücü hiç yok. Suriye zaten kendi halinde, Irak zaten kendi iç düzeni bozuk. Burada bir Suudi Arabistan var. Suudi Arabistan 22. sırada, uçak sayısı 897, asker sayısı 108 bin, tank 1273, fırkateyn 7. Bir de İran var burada 17. sırada, aşağı yukarı kafa kafaya İsrail'le savaş gücü bakımından. 541 uçak, asker sayısı 415, tank 2646, fırkateyn 7. Yani biz Türkiye'yi özellikle kullanmadık dün. Neden vermedik? Çünkü bölgeden daha uzak olduğunu düşündüğümüz için. Ama Türkiye'de ordunun gücü bakımından Ahmet şimdi bana söyledi 11. sırada. Dünyada 11. sırada. Bizi bekleyen, dünyayı bekleyen, bölgeyi bekleyen en büyük tehlike ise, bir mesajdan sonra söyleyeyim, İsrail konumu olarak Orta Doğu'nun içine sokulmuş bir ülke, resmen bünyede kanserli bir hücre taşıyor Orta Doğu demiş. Yani ya sınırları bozmaya neden çalışıyoruz arkadaşlar? İsrail'in de vatanı artık orası. Orada Filistin'e de iki devletli bir çözüm önerisi yapılması gerekiyor. Var ama yok. De facto bir ülkeden bahsediyoruz. Toprağı var ama yok. Devlet başkanı var ama yok. Başkenti var ama yok. Yani böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Yani sınırlar çizilmiş. Bu Birleşmiş Milletler tarafından neden veya uluslararası askeri güç bakımından, askeri güçle neden korunmasın o bölgeler ve insanlar daha huzur içinde yaşamasın? Olabilir. Yani sınırları bozmak bilmem ne, işte hep bunların arkasında bir gerekçe, bir gerekçe. O gerekçeyi de Hamas iyi yarattı. 3000 roketi atarak o gerekçeyi iyi yarattı. İsrail'e de iyi gerekçe hazırladı. Geldik. Bizleri bekleyen, dünyayı bekleyen en büyük tehlike, bu bölgeyi bekleyen en büyük tehlike göç tehlikesi. Bir kara operasyonu ile birlikte. Göç haritasını da verelim. İşte bakınız. Eğer bir kara operasyonu olacak olursa, bir kere Gazze yani girecek oraya. Artık 3 gün mü sürer, 5 gün mü girer, 300 gün mü sürer bilemiyorum. Bir şehir savaşı. Yaklaşık 320 kilometre büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz. Barış Batı Şeria'da Filistinliler var. Ramallah. İşte biliyorsunuz başkenti Filistin'in Kudüs işgal altında olduğu için orası yapılamıyor maalesef. Oradakileri sürmeye kalkar mı? Toplu bir göçe, hadi arkadaş bu topraklardan gidiyorsunuz dediği anda İsrail kim durduracak ki? Hani kara operasyonu geçtim. Diyecek ki İsraillerin hepsini bu topraklardan çıkartıyorum dediği andan itibaren kim dur diyecek? Libya mı, Mısır mı, Türkiye mi, Katar mı, Suudi Arabistan mı, Rusya mı? Hiç kimse. Ve onların gidecekleri yerler önce Mısır. İlk gidecekleri yer tabii görüyorsunuz. Ürdün, orada kamplara gönderilebilir. Libya yine en çok gönderilebilecek yerler. Lübnan eğer işgal edilmezse. Suriye'nin güney tarafı. Suudi Arabistan alır mı bilmiyorum ama Filistinlilerle arası hiç iyi değildir onların. Ve Türkiye. Bu insanlar bir şekilde işte Orta Doğu'daki diğer ülkelere ve Avrupa'ya ulaşabilecek en yakın ülkelere gitmeye çalışacaklar. Libya, Mısır, Türkiye bunlardan biri. Kaçak yollarla tabii ki. Çünkü bu ülkelerin durumu da parlak değil ki. Türkiye, Mısır, Libya, Suriye hepsi bir sorunla uğraşıyor. Kimilerinde iç savaş var. Bizim gibi ülkelerde hem terörle mücadele ediyoruz, hem çetelerle mücadele ediyoruz, hem ekonomiyle mücadele ediyoruz, hem siyasi istikrarsızlık var, hem yaşadığımız bir göç sorunu var. Yine bunlara yenileri eklenecek olursa çok daha vahim günler bizi bekliyor. Yunanistan Göç Bakanı açıkladı. Bu göç dalgası gelecek olursaydı biz ne yapacağız? Yani Avrupa'ya gitmemeleri için nasıl durduracağız? Başta tabii ben önce kendi ülkemi düşünüyorum. Başta Türkiye olmak üzere
bütün ülkelerin bu göç dalgasına da hazır olması gerekiyor. El değdirmeden amaçlarına ulaşacaklar demiş. İsrailler geliyor Türkiye'ye. Tabii yani İsrail'de yaşayan Türk vatandaşları da var. Onlar da gelecek tabii. Onların burası da vatanı yani. Neden gelmesinler ki? Onlar da canlarını kurtarmak için, ailelerine, kendilerine zarar gelmemesi için tabii ki bu vatan toprağına gelecekler. Oranın bunlarsa buraların da sahipleri onlar. Benim kadar sizin kadar, benim kadar onların da bu topraklarda hakkı var. Çünkü buranın vatandaşı olan insanlar onlar. Türkiye'nin vatandaşı olan insanlar. Gelsinler hepsine bakarız, sorun yok hocam demiş Hakan Sel. Hakan'cığım vallahi ben o kadar kolay olduğunu zannetmiyorum. Bak ülkenin demokratik yapısının nasıl bozulduğunu görüyorsun. Ülkede gelir adaletinin nasıl olmadığını görüyorsun. Ülkede Ahmet Çim çok güzel bir veri buldu. 2016 verilerine göre İsrail'de 16 bin Türk vatandaşı, özür dilerim, 12 bin Türk vatandaşı yaşıyor. 12 bin Türk vatandaşı yaşıyor. Ve onların tabii ki Türkiye'ye gelme hakkı var. Türkiye'de yaşama hakkı var. Çünkü onlar aynı zamanda Türk vatandaşı. Ve o insanları tabii ki kabul etmek zorundayız. Onların çünkü vatanı burası aynı zamanda. İsrail bağımsızlığını ilan ettiği zaman Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan, Irak İsrail'e saldırdı. Savaşı kim kazandı? İsrail. Weissman geçmişten bir hatırlatma yapıyor. Evet, konu bu. Şu anda son durum ne diyecek olursanız İsrail ordu sözcüsü henüz daha karar vermedik ama kara operasyona hazırlanıyoruz diyor. Netanyahu üst düzey bir açıklama yapmıştı. Orta Doğu şekillenecek ve savunma bakanı da çok faşist bir adam. İsrail savunma bakanı tüm kısıtlamaları kaldırdım tam taarruza geçiyoruz dedi. Bu İsrail ordu sözcüsünün başına ne gelecek ben onu çok merak ediyorum. Ya gerçekten ya bir tercüme hatası var ya da yanlış bir cümle kurdu. Onu gün içerisinde belki cevabını alabiliriz ama çok yani aslında ne olup biteceğini de ya olacak mı olmayacak mı? Keşke olmasa. Diplomatik çözümler demek ki iyi gidiyor demek geliyor içinizden ama diğer taraftan da iki önemli ismin açıklamasına bakıyorsunuz. Onlar da savaş deyip duruyor. 330 bin kişi şu anda Filistin'de yerinden olmuş. Bu da çok önemli. Elektrik yok. Yiyecek, içecek, yakıt, ilaç hiçbir şeyin geçmesine izin vermiyor İsrail. Ve tamamen savaşın hukuksuzluk içerisinde bir savaş yaşanıyor Gazze'de ve eğer önlem alınmazsa daha da yaşanacak. İsrail'le Hamas durumunu da bu şekilde özetledik. Anket sorumuza lütfen bakınız diyoruz. Ahmet Ank işte fosfor bombası bak bu. Şu var ya şuna fosfor bombası deniyor bildiğim kadarıyla. IMF Türkiye için 2008 yılı dolar beklentisini duyurdu. Sizce 1 dolar kaç TL olabilir diye bir anketimiz var. Lütfen bu ankete cevap verin. Beğenmek istiyorsanız da yayını beğenin. Ardından bizi izlemeye sürdürün. Yeryüzüne gelmiş geçmiş en tehlikeli yaratık insandır demiş Güldeniko. İnsanın iyisi de iyidir ya öyle deme. Mescid-i Aksa bu gece yerle bir olur mu? Allah korusun. Yarın cuma. Yarın gerçekten zor bir gün. Batı Şeria'da zor bir gün. Kudüs'te zor bir gün. Bütün gözler Kudüs'te olacak. Ve orada nelerin yaşanıp yaşanmayacağını, yani yaşanmaması mümkün değilmiş gibi görüyorum. Filistinler mutlaka orada bir protesto yürüyüşü yapacaklar. Ve buna işte İsrail polisi, İsrail askeri nasıl yaklaşacak, Cuma'ya izin verecek mi, vermeyecek mi? Fazla yorum yapmak istemiyorum. En azından bir yarın gelsin, ondan sonra bir bakalım.